desteğini istiyoruz. Bu destek tabii ki biz cevap vermeye çalışıyoruz ama yapılan işin spor olduğunu, rakibin ekonomisi, transferleri, ligin zorluğu, ligin en üstünden en altına kadar harcanan bir bütçelere bir baksın insanlar. Biz burada son derece inanmış ve mütevazi bir kadroyla ayakta tutmaya çalışıyoruz. O yüzden de hakkımız da hayırlısı neyse olsun. Biz mücadeleden vazgeçmedik. Mücadelenin içindeyiz. 2-1'den çok kısa sürede 2-2'ye getirmekte canı gönülden takımımı da tebrik ediyorum. İnşallah deplasmanda bunları telafi ederiz ama üzüntümü de biraz bu konularda belirtmek istedim. İki aradaki futbol ikinci yarıda sergileyemedik ama büyük efor vardı. Sen de ikinci yarıda oynadın, ayrıldın. Neler söyleyeceksin maçla ilgili? Takım arkadaşlarımdan tebrik ediyorum. Hiç büyük mücadele gösterdiler. Bizim bence iç sahamız iyi maçlardan bir tanesiydi. Çok net gol pozisyonlarımız var ikinci yarıda. İlk yarıda oyun üstünlüğü bizdeydi yani. Bariz bizdeydi. Değerlendiremedik. Sonra son dakikada bir attığımız golle 1-0 içeri galibiyete girdik. İkinci yarıda işte yani çok basit goller de yani şanslı goller oldu biraz da. Bizim iyi oyunumuz var ve yani 2-1'de mal durumdan sonra o konumdan oyunu çevirmek zaten başlı başına bir iş. Ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tamam. Oradan çevirmek zordu yani. O motivasyonu zordu. Bence iyi tarafına bakalım işin. Çünkü yani sorumluluğu veren adamlar tamam, çok güzel bize. Çok sıkıntılar var. Yani bunları atlatmamız lazım. Yani takım biz birlik olursak, camiye birlik olursak bunu anlatabiliriz sadece. Yani herkes bir tarafa çekerse bu iş kopar gider. Biz elimizden geleni mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. İnşallah bu işin altına kalkacağız. Bu işin altına kalkacağız. Başarılar dileriz. Paraspor Genç Futbolcusu İbrahim Koca ile birlikte. İbrahim gerçekten büyük bir efor sarf ettin. Sen de ikinci yarıda oyuna girdikten sonra neler söyleyeceksin karşılaşmayla ilgili? Maçın ilk başından beri önüne başladı. Kaçırdığı pozisyonlar var. Çok şanslı olduğunu söyleyebilirim. Bütün ağabeyimden arkadaşlarımdan sağlıklı. İyi mücadele. Biz sıfırına geçtik. Geri ikinci yarıya başladık. Tazesiz bir adımlar gol attı. Geri karşılık verdik ağabeyimden. Goller oldu. Rakip çok şanslıydı yani. Tazesiz de oldu işte. Peki şunu soracağım. Genç bir oyuncusun, Kahramanmaraşlısın ve artık alıştığın o Şubat Stadyumu'nda taraftarlarımızın karşısına çıkmaya. Nasıl bir duygu? Sen neler söylüyorsun? Taraftarlarımıza buradan sesleniyorum. Her zaman arkamızda olsunlar. Onları çok seviyoruz. Yani takım hepimizin takımı, şehrin takımı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Arkamızda olsunlar. Peki, başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Üstünlüğünüz vardı. 2-2 sonuçtan neler söyleyeceksiniz? Önce bizi burada son derece centilmence ağırlayan Kahramanmaraş halkına, Kahramanmaraş yönetim kuruluna ve başkanına çok teşekkür ederiz. İşte futbolun güzellikleri bunlar olsun gerek. İki takım da can derdinde ama sahanın dışında en ufacık bir sıkıntı olmayan ve birbirine sadece sahanın içinde mücadele eden iki takıma şahit olduk. Bu anlamda çok mutluyum, çok teşekkür ederim herkese. Ve biz tabii ki buraya kazanmak adına geldik. Biz ikinci devre özellikle iyi oyuncular bir araya getirdiğimizi düşünüyoruz. Ama sizler de takdir edersiniz ki biz henüz hazırlık maçları oynamadan lig maçları oynuyoruz. Çünkü ikinci devre kurulan bir takımın sıkıntılarını maalesef ki ve antrenman ve maç eksiğiyle birlikte görmemiz söz konusu. De 3 günde bir müsabaka oynayınca ister istemez ortaya zaman zaman sıkıntılar çıkıyor. İlk devre tamamıyla Kahramanmaraş'ın üstünlüğüyle geçen bir müsabakaydı. Gerçekçi olmak lazım. Evet, biz de bu arada 2 tane pozisyon yakaladık belki. Ahmet Dereli ile karşı karşıya 2 tane pozisyonumuz var ama Kahramanmaraş'ın da en az 4 tane net pozisyonu vardı. O yüzden de maçın ilk devresinde maçı çok daha farklı kaybedebilirdik. Ama ikinci devre çocuklar toparlandı. İşte ikinci devre oynamamız gereken oyundu bizim zaten aslında. Ama böyle oynadığımız takdirde, ikinci devre gibi oynadığımız takdirde biz iyi takım olduğumuzu biliyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum. İnşallah ilk devre müsabakalar oynamayız. Çünkü o zaman hakikaten bize yakışmayan bir durum ortaya çıkıyor. Ondan dolayı da ortada birer puan paylaşıldı. Allah her iki takımın da yolunu açık etsin. Zor bir yarış. Ve bu zor yarışta kim hak ediyorsa, kim alnının akıyla bir şeyleri kazanmaya çalışıyorsa Allah ona da yardım etsin. Ben oyuncularıma ikinci devre için gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Öyle bir şansımız, öyle bir düşüncemiz, öyle bir beklentimiz yok tabii ki. Gönül ister ki niye iki takım da kurtarmasın? İki takımı da kurtarabilme şansı çok yüksek. O yüzden de İki takımın kaderi belki geçmişte örtüştü ama inşallah yine ligde kalarak örtüşür. İnşallah. Teşekkür ederim. Tebrik ederim hocam.